kutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Çanakkale. Bütün dünya devletleri, güçlü donanmaları, giyimli kuşamlı askerleri, patlayıncaya kadar tok. Ve Türk askeri yarı aç, yarı tok. Çayır ağlar, çimen ağlar, dağ ağlar, dadaş ağlar, uşak ağlar, er ağlar. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazıl destan gibisin. Kız gibi ceylanların, ceylan gibi kızların, ötmez olmuş kuşların, ötüp duran sazların. Samsun'un kıyıları, dalgalarla harili. Çayır, çimen başı, yeşilinden yaralı. Düşman allar giyer, Anadolu'm karalı. Niye denizler dalgalı, niye dağlar gölgeli? Niçin öksüz çiçekler? Niçin vatan böyle mahzun? Deniz mahzun, dalgalar mahzun, gök mahzun. Düşman gelmiş, vaktimiz yol, yol uzun. Birim adı biri, bir umudun adıydı. Millet onu Çanakkale Savaşı'ndaki büyük komutan olarak tanıyordu. Gel koşalım Mustafa, Sivas yollarına. Karışalım Mustafa'm vatan topraklarına. Bir vardı, biri, bir umudun adıydı. O umut teslim olmayacağız dedi. Samsun'dan geliyordu sesi. Samsun'dan başlatıyordu kurtuluş savaşını. Savaşacaktık, başka yolu yoktu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yeşini, al yüzlü doğan güneş. Uyanın Samsunlular, uyumak ölüme eş. Diriltin ruhunuzu, ufukta bir gemi var. Hür yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen bir yürek canlanacak. Koş, atıl gemi, sana olmasın deriz engel. Ak saçlı dalgaları birer birer keş de gel. Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.
başka bir aşk istemez, aşkınla çarpan kalbiyiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Savaşacaktık, başka yolu yoktu. Namus için, vatan için, onur için, inançlarımız için. Bir olduk, birlik olduk, kadın erkeği çocuğuyla. Çocuklar mermi yapıyor, cepheye yetiştirsin diye elifler. Elifler yetmeyince Sarıkamış soğuğunda mermi taşıdı çocuklar dağları aşağı aşağı. Mustafa Kemal düşmüştü yollara millet ile. Amasya, Erzurum, Sivas derken geldiler Ankara'ya. Milletin kaderini yine millet belirleyecekti. Kurdular Büyük Millet Meclisi'ni. 23 Nisan 1920, bugün güneş bir başka doğuyor artık. Önce düzenli ordu kuruldu, düşman yurttan bir bir kovuldu. 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydanı'nda büyük zafere ulaşıldı. İzmir, işgalin başladığı yer ve İzmir'den döküldü en son düşman. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın da bittiği yer oldu. Atatürk egemenliği olursa ulusal çocuğa dayandırmak gerektiğini kavramış örnek bir liderdi. Bugünün küçükleri yarının ülkeyi yaratacak büyükleriydi çünkü. 1929'dan beri 23 Nisan, yani meclisin kurulduğu gün çocuk bayramı olarak kutlanır. Dünyada çocukların sahip olduğu tek bayramı atamız armağan etmiştir. Ve bizler her yıl başka ülkelerin çocuklarını misafir eder, bayramımızı dünya çocukları olarak coşkuyla kutlarız. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünya çocukları. Atamız çocuklara duyduğu sonsuz güveni şu sözlerle anlatır. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal yaşıyorsunuz. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramımız mutlu olsun. Bugün 23 Nisan, hep neşeli doluyor insan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeli doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk biz. İnan. Geldi yine 23 Nisan. Mutluluktan neşeyle doluyor insan. Ama bu 23 Nisan'ın yeri bir başka. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü. Bir asır olmuş. Ne mutlu Türk'üm diyene.